17 Şubat 2016 Çarşamba bugün Yeşil Bülten'le karşınızdayız. İmece'de bugün sürüyor. Yeşil Bülten'de dün de olduğu gibi yine Artvin Cerattepe'yi konuşacağız. Artvin Cerattepe'de olanları, yaşananları sizlere aktaracağız canlı bağlantılarla. Madene karşı direniş ikinci gününde sürüyor. Direnenlere polis müdahale etti bir kez daha. Gözaltına alınanlar var. Onlardan biri de dün yayınımıza bağlanan Yeşil Artvin Derneği Başkanı ve Artvin'deki madene karşı mücadelenin de öncü önemli isimlerinden biri Neşe Karahan, aynı zamanda destek açıklamaları da var Artvin'e. Sabah saatlerinde gruba polis müdahale etti. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan'la birlikte 6 kişi gözaltına alındı. CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın Artvin Valiliği önünde halkın da destek verdiği oturma eylemi ve açlık grevi devam ediyor. Bölgedeki gerginlikle ilgili siyasilerden açıklamalar da geliyor. 2002'de Artvin'de maden çıkarılmasını cinayet olarak nitelendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirterek diğer konuları Ankara'da başka vesilelerle değerlendireceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partili Uğur Bayraktutan bir tek İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı ikna edemediklerini, Ala'nın gereken müdahaleyi yapın dediğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı Bayraktutan'ın Efkan Ala hakkındaki açıklamalarının gerçek dışı ve provokasyon olduğunu savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından devletin doğaya sahip çıkması gerekirken halk doğayı devletin elinden koruyor, Cerattepe'yi talan ettirmeyeceğiz yazarak Cerattepe direniyor hashtag ile direnişe destek veren isimlerden oldu. Evet, Türkiye'nin bu yoğun siyasi gündemi içerisinde bile siyasetçilerin gündemine oturan bir direniş. Artvin'de madene karşı direniyor Artvinliler, Cerattepe'de. Şimdi yine oraya dönelim bir telefon bağlantısıyla. Bedrettin Kalın telefon attığımızda, avukat. Orada Artvin'de verilen mücadeleyi başından bu yana takip eden isimlerden biri. Aynı zamanda dün de bize aktarmıştı olan biteni bugün de bir kez daha soracağız kendisine. Ama öncelikle bir merhaba, hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bedrettin Kalın, şimdi 6 gözaltı var. Neşe Karahan da onlardan biri. Neler oldu, neler yaşandı? Bu gözaltılarla ilgili bir gelişme var mı öncelikle, onu soralım. Şu anda adliyedeyiz. Emniyet ifadeleri tamamlandı. Ondan sonra adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcısı ifade alacak. Başlandı daha doğrusu. Dolayısıyla o süreç zannederim 1-2 saat içerisinde gözaltılarla ilgili sorun çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Alo. Peki Bedrettin Kalın, biz duyuyoruz sizi. Şunu soralım bir de. Şu anda bir gelişme yok değil mi? Yani doğru anlamışız. Gözaltıların... Yok yani gözaltılarla ilgili soruyorsanız işte şu anda ifade süreçleri tamamlanıyor. İfade ardından... Serbest bırakılmasını mı bekliyorsunuz ifadelerin ardından, yoksa bir savcılığa sevk, mahkemeye sevk olacak mıdır? Mahkemeye sevk olacağımızı beklemiyorum doğrusunu isterseniz. Tabii Cumhuriyet Savcısının takdirinde olan bir konudur. Hı-hı. Ancak 2911 ile ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili muhalefetle ilgili bir suçlama var. Bu suçlama nedeniyle bir tutuklama olması beklenmez. Genel olarak hukukçuları bundan dolayı bir tutuklama beklenmez. Buradaki suçlanan arkadaşlarımız da zaten bir gözlerin önünde oturmuşlar. Öyle bir suçlama, yani hani daha ağır bir ihlal durumu olsa neyse, ama burada öyle bir durum da yok. Dolayısıyla bir suçlama beklemiyoruz esas olarak. Evet, peki şehirde gerilim de tansiyon da yükseliyor gibi birazcık. Bedrettin Kalın, siz daha iyi gözlemliyorsunuzdur şüphesiz, ancak polis müdahalesi oluyor. Halkın bir direnişi var bu müdahaleye karşı. Gelen görüntüler bir barikatların kurulduğu yönünde. Şehirdeki genel havayı birazcık anlatmanız mümkün mü bize? Şimdi iki yerde ayrı ayrı direnişler var. Birisi Cerattepe bölgesinde dünden beri devam eden alanda direnişler oluyor. Yalnız sabah saatleri itibariyle hem polis güçleri hem de emniyet güçleri çok yoğun bir sayıyla, çok yüksek bir sayıyla saldırıya geçtiler. İşte gaz bombalarıyla, sis bombalarıyla saldırdılar ve bu saldırı sonucunda halk, direnen insanlar geri çekilmek durumunda kaldı. Orada bir vinçle, güçlü bir makinayla yolda bulunan araçları da yoldan çıkardılar. Ve Kafkasör bölgesine, Cerattepe'ye doğru ilerlemeye başladı polis güçleri.
askerler. Şu anda orada böyle bir direniş devam ediyor. Yani arkadaşlar, direnen kişiler püskürtüldükçe bir geride tekrar bir barikat duruyorlar. Püskürtüldükçe bir geride tekrar duruyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Oradaki direniş devam ediyor. Onun dışında Uğur Bayraktar'ın sizin dediğiniz gibi valiliğin önünde bir eylem başlattı. Açlık grevi, oturma eylemi. Ona da sabah saatlerinden bu yana çok yoğun bir katılım var. Halk da Uğur Bey'i yalnız bırakmıyorlar. O cadde de tümüyle kapanmış durumda şu anda. Yani Artvin'in belki bilenler bilir, tek bir caddesi var. Yani bir geliş bir gidiş olan bir caddesi var. Şu anda bu caddelerden birisi ana cadde, tümüyle valiliğin önündeki ana cadde tümüyle kapanmış durumda. Yine iş yerlerinin bütün iş yerleri işi bırakmış durumda. İşte ulaşım, toplu ulaşım seferlerinin hiçbiri yapılmıyor. Tali yolların neredeyse tümü kapatılmış durumda. Ve halk bütün gücüyle bir direnişi gösteriyor. Adeta bir gerçekten bir direniş anıtı gibi halk bütün gücüyle bu zulme karşı çıkmak istiyor. Gerçekten biz sorulan sorulardan da ondan da bahsedeyim isterseniz. Evet, Cerattepe'ye çıkışın meşru bir gerekçesinin olmadığını zaten biliyorduk. Ancak emniyetteki ifadelerden, daha doğrusu emniyetin sorduğu sorulardan açıkça gördük ki gerçekten de hukuka aykırı bir iş yapıyorlar. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmayı da planlıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi, siz de takip ettiğiniz gibi emniyet güçleriyle birlikte maden şirketinin araçları, konteyner kamyonlarla konteyner ve iş makineleri çıkarılmaya çalışılıyordu yukarıya. Oysa ki sorulan sorularda, müvekkillere sorulan sorularda Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer teslimi çalışmaları için çıkıldığı gibi bir şey söyleniyor. Halbuki öyle değil. Yani açıkça bir suç işleniyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün hiçbir aracı, hiçbir kişi yoktu iki günlük bu çarpışma ya da direniş içerisinde. Hiç Orman Müdürlüğü ile alakası bile yok bu işin. O maden şirketinin araçları, iş makineleri ve konteynerleri çıkarılmaya çalışılıyor. Oysa ki maden şirketine Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılmadığı sürece Cerattepe'ye her çıkış yasa dışı bir çıkıştır. Şu ana kadar Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmış yer teslimi yoktur. Orman teslimi yapılmadan, yer teslimi yapılmadan Cerattepe'ye çıkılması mümkün değildir. Hiçbir güç çıkamaz. Yani Necdet yasal olarak diyorum bunu. Yasal olarak çıkamaz. Şunu mu söylüyorsunuz? Efendim? Şunu mu söylüyorsunuz? Yani emniyetteki ifadeler sırasında sorulan sorulardan anlaşılan, oraya çıkmaya çalışan iş makinalarının Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu izlenimine mi kapıldınız? Bunu mu anlıyoruz? Doğru mu anlıyoruz? Hayır. Yani şöyle bir şey. Bir yasa dışılık yapıyorlar. Yasa dışı bir durum var. Yasa dışı durum şu: Orman Bölge Müdürlüğü yer teslimi yapmadığı sürece Cerattepe'ye iş makinası çıkarmak mümkün değil. Ama iş makineleri an, şirkete ait değil mi? Çıkmaya çalışan. Ama iş makinası çıkarılıyor. Dolayısıyla yapılan iş tümüyle yasa dışı. Emniyet Müdürlüğü tümüyle yasa dışı bir işe alet olmuş durumdadır. Cumhuriyet Savcılığı'na bu sebeple suç duyurusunda bulunacağız. Ama sorulan sorularda bu yasa dışılığı örtmek için sanki Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer teslimi yapmaya gidiyormuş gibi ifade ettiler sorular. Oysa ki böyle bir durum yok. Herkes de gördü ki, bütün dünya alem gördü ki yukarıya çıkarılamaya çalışılan araçlar olaydan bir gece önce gece yarısı Murgul'dan Cengiz İnşaat'ın iş yerlerinden yüklenerek çıkarılan iş aletleri yani. Yani Orman Bölge Müdürlüğü'nün alakası yok. Yani kaldı ki Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer teslimi için bu tür aletlere gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü sadece koordinatları belirleyerek, ormanlık alandaki koordinatları belirleyerek o koordinatlar içerisindeki yeri teslim eder. Bunun için de ne konteynere gerek vardır, ne dozere gerek vardır, ne büyük iş makinalarına gerek vardır. Sadece elinizde bir koordinat belirleyen haritacıyla birlikte gelen ve koordinatları belirleyen bir küçük bir alet vardır. Yani şunu demek istiyorum ki, bir yasa dışılığı kamufle etmek için sanki Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer teslimine gidiyorlarmış gibi ifade ettiler soruları.
Halbuki olay böyle değil yani. Evet, peki bu da önümüzdeki süreçte belki bir yargı süreci başlatılırsa önemli noktalardan biri olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Bedrettin Kalın. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Evet, Artvin'in Baden'e karşı verdiği mücadelenin avukatı Bedrettin Kalın ve ondan hem gözaltılara ilişkin son durum aldık, ifadeleri alınıyormuş. İçinde Neşe Karahan'ın da olduğu 6 kişinin, hem de ildeki genel durumu aldık. Bir telefon bağlantımız daha olacak şimdi. O da TMOB Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan, yani maden işleriyle yıllardır çok ilgili isimlerden biri. O da Artvin'de. Cemalettin Küçük telefon attığımızda. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Siz de biber gazından etkilenenlerdensiniz Artvin'deki bu direniş sonucu polis müdahalesinden. Orada nelere tanık oldunuz, neler gördünüz efendim? Şimdi tabii ilk defa biz biber gazından etkilenmiyoruz tabii. Ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben tabii 20 yıldır buradaki mücadeleyi sürdüren ekip içerisindeyim. Hem fiili olarak mücadele, hem de aynı zamanda buranın raporlarının raporlandırılması içerisinde hem hukuki açıdan hem teknik açıdan buraya sürekli bilgi veriyoruz. Tabii buradaki olaylar başlar başlamaz bir hızla bölgeye hareket ettik. TMOB Yönetim Kurulu'yla birlikte şu anda durumu değerlendiriyoruz. Dün akşam geldiğimde kapanmış bir kentle karşı karşıyaydık. Yani durum şuydu, esnafın tamamı biz bu işlemi istemiyoruz diyordu. Esnafın tamamı başına gelebilecekten, art gün altı başına gelebilecekten haberdar, bilgili. Çünkü bunu da şöyle belirlememiz gerekiyor. Dünyanın en büyük çevre davası yürüyor. Belki bu gözden kaçmış olabilir. Yani Bedrettin Bey biraz önce bunları konuşurken bilemiyorum söyledi mi? Dünyada bu kadar vekaletnameye sahip bir nüfusa göre oranladığımızda da bu kadar büyük vekaletnameye sahip kişiyle birlikte yürütülen büyük bir çevre davası başka yok. Evet. Ama burada şu gündeme getirirler, işte soruyorsunuz biber gazıyla etkilenen, evet, sabah valinin önüne geldik, bir açlık grevinin başlatılması, bir eylemlilik sürecinden sonra tabi dün akşamki gazlı saldırı, bu sabahki gazlı saldırıdan sonra arka yamaçlardan birlikte bütün her tarafı kesmişlerdi. Cerattepe Kafkasör havzasına kadar çıkabildik, gençlerle orada buluştuk ama ne yazık ki bütün bu süreç içerisinde jandarma ile birlikte, polisle birlikte ormanı biber gazına boğdular. Şimdi ormanın biber gazına boğulmasından evet biz etkilendik. Yaralananlarımız oldu, nefes alamayanlar oldu ama başka bir şey oldu. Artvin'de ormandaki bütün kuşlar artık kaçamayanlar, sesten kaçanlar kurtuldu. Öncelikle kaçamayanlar yerle bir oldu. Börsü böcek öldürülüyor. Yani bugün Artvin ormanlarına çevresel felaket öncelikle emniyet güçleri tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Biraz önce de Bedrettin Bey'in söylediği gibi yok orman işletmesi mi gidiyor, başkası mı gidiyor? Bunun hiç tartışması yoktur. Şirketin konteynerleri, özel güvenlik görevlilerini Kafkasör'e yerleştirmek üzere hamle yapmışlardır. Orada silahlı birliklerini yerleştirip Artvin halkını hem dağdan hem de şehirden esir almaya çalışıyorlar. Artvin 20 yıldan fazladır bu işte mücadele ediyor. Sanmasınlar ki Artvin'i teslim alabileceklerdir. Peki Cemalettin Küçük, şunu da sormak istiyorum. Çok kısa lütfen, süremiz daraldı. Siz sahayı gördünüz, maden çalışması yapılmak istenen sahayı. Tecrübelisiniz bu alanda. Ne düşünüyorsunuz sahanın? Bu alanın kaç yıldır raporlarını hazırlayan, 20 yıldan evet. beridir gidip gelen birisiyim ben buraya. Yani şimdi şunu kısaca size anlatayım, sormak istediğiniz sorudan buraya dokunulup dokunmayacağını söyleyeyim size. Evet. Biz geçen yıl buraya geldiğimizde bir rapor hazırlamak üzere Trabzon'daki meslek örgütlerimizle, temsilcilerimizle bir araya geldiğimizde bir meslektaşımız şunu sordu. Ya burada altın değil de bakır aransa nasıl olur diye söylediğinde, bakın basit bir şey söylüyorum. Karşımda Orman Mühendisleri Odası'nın şube başkanı, Peyzaj Mimarlar Odası'nın şube başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası'nın şube başkanı oturuyordu. Sadece şunu sordum. Ey ormancı arkadaş, bu ormana girişe izin veriyor musunuz? Hayır dedi. Ey peyzajcı arkadaş, bu ormanın faunasına, florasına, çiçeğine, çöpüne dokunulmasına izin veriyor musunuz? Hayır dedi. Ey ziraatçı arkadaş, bütün bunlar ortadan kalksa bu toprağa dokunmaya izin verir misiniz? Hayır dedi. Buyurun dedim. Bizim tartışmamız maden tartışması değildir. Bizim tartışmamız herhangi bir şekilde kimyasal bilmem ne tartışması değildir. Böyle bir coğrafyaya
Avrupa'nın herhangi bir yerinde, hani televizyonlarda belgeseller izleniyor ya Avrupa'da, Amerika'dan, şuradan buradan. Buraya giriş girenlerin ayakkabısına bakana böyle biz coğrafyaya sahip olsalar. Acaba ayakkabısından buraya herhangi bir kimyasal, herhangi bir kirlilik getirildi mi? Bunun tartışması yok artık. Evet. Cemalettin Küçük, teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, değerlendirmelerde bulundunuz efendim. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet. TMOP yöneticisi Cemalettin Küçük telefon attığımızdaydı. Artvin'deki durumu değerlendirdik onunla da. Maden alanları konusunda Türkiye'nin pek çok noktasında bulunmuş, bu alanlarda çalışmalar yapmış bir isim olarak aslında Cerrah Tepe'yi sorduk. Uzunca bir süredir birliği o alanı ve buraya neden dokunulmayacağını anlatayım dedi ve az önce beraberce dinledik kendisini. Artvin'e, Artvin Cerrah Tepe'ye destek Türkiye'nin her yerinde var, İstanbul'da, Ankara'da, ama son gelişmeyi bir aktaralım mutlaka. Ankara'daki eyleme polis müdahale etti. Artvin'de olduğu gibi Ankara'da da gözaltılar var. Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Birsen Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi Ankara'da Artvin'e destek yürüyüşünde gözaltına alındı. Tekrar döneceğiz Artvin'e, bu notu da aktardık. Artvin'e bu kez bir yine telefon bağlantısıyla HDP il yöneticisi İbrahim Aksu telefon attığımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, neler oluyor iki gündür? Bir tabii yüksek siyasetin de bir anda gündemine giriverdi aslında Artvin. Bültenimizin başından beri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklamalar var. Farklı yönetici, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Twitter açıklamaları var. Partiniz Ankara'da destek eylemindeydi ve orada gözaltılar oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz orada yaşananları? Ya aslında bu süreç sadece iki gün öncesiyle başlayan bir süreç değil. Ta 20 yıl öncesinden başlayan bir süreç ve tehlikeli alanda yürütülen bir mücadele. Bugün itibariyle de dün pazartesi günü çevre illerden takviye kuvvetlerin Artvin'e yığınak yapmasının haberi alınmasının üzerine halk Cerrah Tepe yolu üzerinde Atlacadel mevkii var. Orada yolu araçlara barikat kurup kapattılar. Dün saat öğlen sıralarında, saat 12 civarlarında çekicileri falan araçları kazanmak istediler. Halk buna tepki verdi. Bunun üzerine polis biber gazı, jopla, plastik mermilerle falan halka müdahale etti. Ve tahmini bir saat falan bu sürdü. Bir saat sonra tekrardan geri çekilme oldu. Polis tarafından bir geri çekilme oldu. Aradan bir buçuk saat tekrardan halka yine aynı şekilde biber gazı, plastik mermilerle saldırdı. Bir iki saat filan sürdü. Saat 4 civarlarında tekrardan geri çekildiler polisler. Ta ki bu sabah 5-6'ya kadar. 6'dan sonra da tekrardan halka saldırdılar. Jandarma kuvvetleriyle, polis kuvvetleriyle tekrardan halka saldırdılar. Halkın bir kısmı şehir merkezinde kaldı. Bir kısmı Cerrah Tepe'ye 12 kilometre kala üst tarafta kaldı. Üst tarafta kalanlar fiil olarak mücadelelerini sürdürmeye devam ettiler. Bir taraftan da Sahra denilen bir bölge var. O taraftan da jandarmayı devreye sokup halkı hem polis hem de jandarma arasında bırakıp mücadeleyi kırmak, bunun için uğraşıyorlar. Hemen bir saattir durum biraz durgun. Saldırıyı kestiler. Muhtemelen bu gecelik böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Tekrardan yarın fiili bir müdahalenin başlayacağını düşünüyoruz. Ama sanıyorum kararlı bir şekilde Artvin'deki pek çok kişi orada olacak. Yine Cerrah Tepe bölgesine çıkmasına izin vermemek üzere, değil mi? Tabii. Şimdi sadece Artvin'de değil, Artvin'in birçok bölgesinde, ilçelerinde de bir anlamda Artvin halkına destek mücadeleleri sürüyor. Bugün Avrupa'da da aynı şekilde uluslararası tahsiline kadar olan uluslararası yol Avrupa halkı tarafından kapatıldı trafiğe. Bugün saat 5'te yine Avrupa halkı Artvin'e destek eylemlerini devam ettirecek. Şöyle bir şey de var, duyum aldık. Şavşat Ardahan tarafından, Ardahan tarafından gelen yollar kapatılmış. Artvin iline iletişim koparılmaya çalışılıyor. Şimdilik durum bundan ibaret. Ama şunu söyleyebiliriz. Artvin halkı ya bizi öldürecekler ya da bu maden sevdasından vazgeçecek. Böyle bir kararlılık var. Evet. İbrahim Aksu, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Umarım şunu da belirtmek istiyorum. Hani sosyal diğer ulusal basında
biraz durumlar farklı farklı anlatılmaya çalışıyor. Burada gerçekten ciddi anlamda halk kendi yaşam alanlarını, doğasını korumaya çalışıyorlar. Çünkü başka bir artı olmayacak. Eğer bu maden faaliyeti devreye girerse sadece insanların değil, hayvanların, böceklerin, kuşların, ağaçların birçok yaşam alanı yok olacak. Bu ciddi anlamda bir problem. Ve bu sonucunda da insanlar ya bizi öldürecektir ya da bu maden sevmesinden vazgeçeceklerini söylüyorlar. Böyle bir kararlılık var. Evet. Peki. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay gelsin. Halkların Demokratik Partisi Artvin İl Başkanı İbrahim Aksu telefon hattımızdaydı. Son olarak Artvin'den son bağlantımızdı. Artvin'de yaşananları aktarmaya çalıştık Yeşil Bülten'de. Detaylarıyla olabildiğince gözaltında olanlar var. Çeşitli şehirlerde, bölgelerde eylemler var Artvin için, Artvin'e destek için. Ve tabii ki Artvin'de de hala tedirgin bir bekleyiş ve bir direniş devam ediyor. Yarın umuyoruz Artvin'den canlı görüntülerle, canlı bağlantılarla da tekrar Yeşil Bülten'de karşınızda olacağız. İmece Televizyon ekibi Artvin'e ulaşmaya çalışıyor. Az önce bahsedilen sorunlarla karşılaşmaz veya başka bir aksilik olmazsa yarın Yeşil Bülten Artvin'de olacak diyelim ve kapatalım bültenimizi. Saat başında tekrar karşınızdayız.